Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle patlıcan reçeli yapacağız. Bunun için 2 kilo patlıcanım var. Küçük patlıcan. Ne kadar küçük olursa o kadar iyidir. 2 kilo şekerim var. Limon tuzum var 2 çay kaşığı. 1 adet limonumun suyu var. 7-8 tane karanfilim var. Burada da 4 yemek kaşığı karbonatım var ve 2 yemek kaşığı da tuzum var. Bunları akşamdan soyduğum patlıcanları ıslattım. Bol suda bunları koydum içine. Şu an bunlar kullanılmış durumda. Kaldıracağım. Kafanızı karıştırmasın. Size göstermek için yaptım. Sabaha kadar beklettim. Fazla zamanınızı almamak için. Gördüğünüz gibi birkaç yerinden derin çizikler attım. Alttan doğru da gene derin bir çizik attım. Şimdi suyum kaynıyor burada. Bunları bir 10 dakika haşlayacağım. İçine koyacağım. Daha sonra patlıcanlarımı soğuduktan sonra diğer işleme Anne, geçeceğiz. Tamam aşkım. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımı 10 dakika haşladım. Şöyle güzelce içindeki su, acı suyun çıkması için sıktım. Çok fazla sıkmayın. Parçalanabilir çünkü yumuşadılar gördüğünüz gibi. Şimdi şekerimi koydum. Kaynadı. Sizin fazla vaktinizi almamak için ben bunları daha önceden yapıyorum hızlı hızlı. Karanfilim vardı. Şimdi hemen onu ilave ediyorum. Limon tuzumu ve limonumu biraz şekeri emdikten sonra, ağdalandıktan sonra reçelimiz koyacağım. Şimdi hemen patlıcanlarımızı koyuyoruz. İyice kaynayacaklar. Daha sonra altını kısıp çok da fazla kısmayacaksınız ki köpürmeyecek şekilde, köpürüp taşmayacak şekilde ara sıra karıştırabilirsiniz veya üzerine bir kapak kapatabilirsiniz. Şimdi patlıcanları koyduğum için patlıcanları soğutmam gerekiyor çünkü suyunu sıkıyorum. O yüzden tekrar şerbeti soğuttu. Birazdan tekrar kaynamaya başlayacak ve o zaman altını kısacağız. 1,5-2 saate yakın pişecek. Piştiğinde ben size tekrar paylaşırım. Evet, şimdi üzerine şöyle bastırıyoruz. Birazdan kaynayınca altını kısacağız. Evet arkadaşlar, reçelimiz 1,5 saattir pişiyor. Ekşilerini önce koymadık, limon tuzumuzu ve limon suyumuzu. Çünkü direkt içine ekşi alsın istemiyoruz, ekşi lezzeti. Biraz taştı. Sorun değil, temizleriz. Hemen limonunu da koyuyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. İçine güzelce şekerli lezzetimizi aldı. Şimdi de ekşili lezzetini alacaktır. Ben ocağı temizleyip sonra gene altını açacağım. Evet arkadaşlar, reçelimiz 2 saattir pişiyor. Bir küçük kaza atlattık. Taşmıştı. Ben tenceremin büyüklüğüne güvendim. Tencerenin dolu olduğunu düşünemedim. Ve patlıcanımızı çıkardık. Gördüğünüz gibi çok güzel. İçini de aldı. Lezzetini de gördüğünüz gibi. Nefis oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Muhteşem bir şey oldu. Kestane şekerine de benziyor. Biz bayılıyoruz bu reçeli. Şimdi altını kapatıyoruz. 2 kilo şeker, 2 kilo patlıcan, 2,5 kilo suyla reçelimizi hazırladık. Afiyet olsun. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.